Merhaba arkadaşlar. Adım adım ALES matematik videoları. 16 adımda ALES'te çıkabilecek soru tiplerini ele alacağım. Genelde sayısalda net yapamıyorum diyen arkadaşlar için faydalı olacağına inandığım bir döküman. Hemen başlayalım. İlk adımımızda rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yani 4 işlem, payda eşitleme ele alınıyor. Şu şekilde başlayabiliriz. Toplama işlemi iki durum var. Paydalar aynıysa, paydalar aynı değilse. Örneğin paydalar aynıysa 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topluyoruz. Alt tarafları aynı olduğu için direkt 2 bölü 2 üstleri topluyoruz. Yani bir pastanın bir yarısı ile diğer yarısını topladık. Bir tam pasta ettim. Paydalar aynı değilse 1 bölü 2 ile mesela 1 bölü 3'ü toplarken farklı bir yolu izlememiz lazım. Örneğin 1 bölü 4 dersem daha net anlaşılır. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü toplamak aslında bir pastanın bir yarısıyla bir çeyreğini toplamak. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey oluştu. Yani ne oluştu aslında? Şurayı da bölersek 1, 2, 3, 4 eş parçanın 3 tanesini seçmiş olduk. Yani bunu 3 bölü 4, 4'te 3 şeklinde söyleyebiliriz. Öyleyse bu toplamın da 3 bölü 4 olması lazım. Matematiksel olarak bunu şu şekilde ele alıyoruz. Paydaları eşitliyoruz ve ikisinin de ortak bölündüğü bir sayı buluyoruz. Mesela 2 ile 4'ün ortak bölündüğü sayı 4 olabilir. Çünkü 4 hem 4'ü böler hem 2'yi böler. Şunu 2 ile genişletiyoruz. 2 bölü 4 oluyor. Artı 1 bölü 4, 3 bölü 4 oluyor. Evet, geçelim çıkarma işlemine. Gördüğünüz gibi bunun aynısı oldu. Grafiksel olarak da baktığımızda aynısı oldu. Çıkarma işlemi. Yine aynı şekilde ise paydalar mesela 3 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarttığımızda 2 bölü 2 oluyor. Alt taraflar aynı ise üst tarafı çıkarıyoruz. Eğer alt taraflar farklıysa örneğin 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarırken bu sefer yine ikisinin ortak olarak bölündüğü bir sayı olmamız lazım. Mesela 2 ile 3'ü bir sayı 6'yı ele alabiliriz. En küçüğünü alıyoruz. Çünkü 6'yı 2'ye de böleriz, 6'yı 3'e de böleriz. Bu 6'ya ulaşmak için bunu 3 ile, bunu 2 ile genişletiyoruz. 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı 2, 6. 3 bölü 6. Eksi 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı 3, 6. 2 bölü 6. Şimdi işte buna döndük. Yani altları aynı, üstleri çıkarıyoruz. 1 bölü 6. Peki 6 yerine mesela 12 alsaydık, 24 alsaydık. Yani yanlış demeyelim de. Yolu uzatacak bir şey alsaydık mesela 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarırken bunları biz gidip 60'da eşitleseydik mesela. Bunu 30 ile çarpıp bunu 20 ile çarpsaydık ne olacaktı? 30 bölü 60 eksi 20 bölü 60 10 bölü 60 olacaktı. Aslında 10 bölü 60 1 bölü 6'ya eşit çünkü yani denk çünkü 10 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6 oluyor. Sadeleştirmeye şimdi geçeceğiz. Yani mantığı sadeleştirme dediğimiz aslında çarpma bölme. Onun mantığını şimdi söyleyeceğim. Biz kesirlerin altını ve üstünü aynı sayıyla çarpıp bölebiliyoruz. Bu ezber bir bilgi mi? Değil. Bunun mantığını hemen söyleyeyim. Çünkü mesela bir pastamız var. Hatta iki tane. Bunları eşit olduğunu varsayalım. Üstteki pastayı 2 eşit parçaya bölelim, alttakini de 4 eşit parçaya bölelim. 2 eşit parçadan birini, 4 eşit parçadan ikisini aldığımızda şu şekilde yazıyoruz. 2'de 1, 4'te 2. Baktığımız zaman aslında aynı yeri alıyoruz biz. Dolayısıyla bu kesirler de aynı. Kesir adı üstünde belli bir şeyin belli bir şeye orantısı, bölünmüş hali. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit oluyor. Yani bu 3 bölü 6'ya da eşit oluyor. 4 bölü 8'e de. Çünkü hepsi yarısını ifade ediyor. 6'da 3, 8'de 4, 10'da 5. Peki bu ifadeyi birbirine dönüştürürken kullandığımız şeye geçelim. Yani çarpmaya geçelim. Mesela 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarparken alt üst aynı olması önemli değil. Üst tarafı çarpıyoruz, alt tarafı çarpıyoruz. 1 çarp 1, 1, 2 çarpı 3, 6. Veya 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparken 1 bölü 4.
Peki kesirlerde daha çok neyi kullanıyoruz? Buradan soru da türetiliyor. Mesela şöyle bir şey. 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü çarparken şunu diyebiliriz. Hem alta hem üstü 3 ile çarpıp 3 ile bölene kadar çarpmayayım. Bunlar birbirini götürsün. Çünkü çarpınca 6 bölü 12 diyeceğim. 6 bölü 12'yi de sadeleştirince 1 bölü 2 olacak. Ve şuradaki 4'ü de ben 2 çarpı 2 olarak düşüneyim. Ve bu ikiler birbirini götürsün. Üst tarafta bir şey kalmadı. 0 değil tabii ki. 1 kalıyor. Çünkü 3'ü 3'e bölersek 1 olur. Veya 2'yi 2'ye bölersek 1 olur. 0 olmaz. Alt tarafta da 2 kaldı. 1 bölü 2. Yani ne yapıyoruz? Çarpmada bir sadeleştirme işlemi yapıyoruz. İşimiz kolaylaştırsın diye. Buradan soru tasarlanıyor. Mesela nasıl soru tasarlanıyor? 2 bölü 3, 3 bölü 4, 4 bölü 5, 5 bölü 6, nokta 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 nokta. 99 bölü 100 diyor atıyorum. Bu yani biraz ortalama bir soru. Basit bir soru değil. Diyor ki bunun sonucu nedir? Şimdi siz diyorsunuz bunları tek tek bulacağım mı şey yapacağım. Bir ama ne yapmamız lazım? Sadece dizilime dikkat etmemiz lazım. Çünkü 3 altta var, üstte var. Altta var, üstte var. Altta var, üstte var. Böyle gidecek. Nereye kadar? Burada en üstte bir eleman kaldığına göre burada da en alttaki eleman kalacak. Çünkü bunun bir öncesine bakarsak zaten 98 bölü 99. Üstte 2 kaldı, altta 100. Yani 2 bölü 100. Hatta bunu da sadeleştirebiliriz. Çünkü 150 çarpı 2'dir. 1 bölü 50. Bu bir sorudur. Yani bu soru nasıl tasarlanmıştır? Sadeleştirme ele alınarak tasarlanmıştır. Mesela bir soru da şöyle tasarlanabilir. Böyle biraz daha abuk sayılar var. Mesela 37 veya işte 41. Böyle pek bir şeye bölünmeyen sayılar. Bunları soruda verir. Siz bunu nasıl paydaşlayacağım, nasıl şey yapacağım diye düşünürken aslında onlar mesela 41 bölü 3 çarpı ne olsun? Örneğin 2 bölü 126. Mesela bunu verince bu 41 garibinize gidebilir ama 126 aslında 41 ile 3'ün çarpımıdır. Bu 41'ler birbirini götürür. 2 bölü 9 olarak basit bir şekilde çıkar sonuç ortaya. Çünkü burada 1 kaldı. 1 çarpı 2, 2. 3 çarpı 3, 9. Ve son olarak bölme işlemine bakıyoruz. Bölme işlemi çarpmanın biraz daha değişiği kesirlerde. Sadece ikinci terimi ters çeviriyoruz. Yani 1 bölü 2'yi 1 bölü 3'e bölerken bunu ters çeviriyoruz. Bu aynı kalıyor ve çarpıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 diyoruz. Şimdi üstleri çarptık. 3. Pardon, 3 bölü 2 değil, 3 bölü 1. Altları çarptık. 2. 3 bölü 2 sonucuna ulaşıyoruz. Bunu da biraz zorlaştırmak için bölme işlemleri genelde şöyle olur. Mesela 1'i 1 bölü 3'e böler. 1'i 1 bölü 3'e bölmek ne demektir? 1'in içinde 1 bölü 3 kaç tane var demektir? Şöyle böldüğümüzde aslında 3 tane 1 bölü 3 parçası olduğunu grafiksel olarak görürüz. Bunu nasıl kullanıyor? Çünkü 1'i veriyor. Bunun sizin 1 bölü 1 olduğunu görmenizi istiyor. Tam sayılar aslında 1 bölü 1'dir. Yani 5 demek 5 bölü 1'dir. 1'e göre orantıladığımız sayıları düşündüğümüz için yani 5 1 çarpı 5'tir. Bu alt tam sayı kısmını soru da biraz gizliyor. Buradan bir 5 saniye kazanıyor. 1 bölü 1 bölü 1 bölü 3. 1 bölü 1 aynı kalıyor. İkinci ters çevriliyor ve 3 şeklinde ortaya çıkıyor. Bölme işlemi de bu kadar. Şimdi sorulara geçersek biri 2013 yılından, biri 2012 yılından, biri ise 2011 yılından bir soru. Hani görüldüğü gibi her yıl sorulmuş şey bir nokta. Ney bu nokta? Rasyonel sayılarda 4 işte. Bir soru getirecek bir şey. İşleminin sonucu kaçtır? Ben buraya hızlı geçeceğim. Daha detaylı anlatımlar muhtemelen soru çözüm kartlarında olur. Ama burada da zaten belli bir şekilde anlatıyorum. 1 eksi 1 bölü 2 aslında nedir? Grafiksel olarak baktığımızda bir tamdan yarının çıkarılmasıdır. Diğer yarı kalır. 1 bölü 2'dir. Tabii bunu kimse öyle çözmez. 1 eksi 1 bölü 2, 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2 o da 1 bölü 2 şeklinde görür. Şu tarafta da 1 bölü 2 var. 1'i 1 bölü 2'ye bölüyor. Az önce dediğim kafa karıştırma. 1 bölü 1 bölü 2. O da 1 çarpı 2 bölü 1. O da 2. Ve şurada şurası 2 olarak çıkıyor. Şimdi üst tarafta bir 1 bölü 2 var. Alt tarafta ise 7 bölü 2 eksi
Ne geldi? 2 var. 7 bölü 2 eksi 2. 2 dediğimiz şey nedir? 4 bölü 2. Çünkü atları aynı olacak çıkarmada. 3 bölü 2 kaldı. Üst tarafta da 1 bölü 2 vardı. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Yine bir bölme işlemi var. Böyle olmasına gerek yok. Bu da bir bölme işlemi. İkinci terimimiz bu. Çarpım şeklinde yukarıya çıkarıyoruz. Ters çeviriyoruz. İkiler sadeleşti. 1 bölü 3. Hemen geçiyorum buraya. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Paydaları eşitliyoruz. 3'te 2'de. 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6. 1 bölü 6. 1 bölü 6'yı 5 bölü 12'ye böleceğiz. Çarpı 12 bölü 5 diyoruz. Şunlar sadeleşiyor. 2 kalıyor. 2 bölü 5. Ve 4 ile topluyoruz. 4 dediğimiz alt tarafı 5 olacak şekilde. Yani 20 bölü 5. 2 bölü 5 daha. 22 bölü 5. Ve buna geçiyoruz. 2, 3, 4. Paydayı eşitlememiz lazım. Neydi? Toplama ve çarpımda önce alt tarafı aynı yapıyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bunları hangi sayıda genişletebiliriz? Örneğin 6 olsa 6 2'ye bölüyor. 3'ü bölüyor ama 4'ü bölmüyor. Ama 12 olabilir. 12 de eşitlersek ne olur? 6 bölü 12 artı 4 bölü 12 artı 3 bölü 12. Yani 13 bölü 12 çarpı 12 bölü 1. 13. Peki ben bunu 12'de eşitlemedim, görmedim. Başka bir sayıda eşitledim. Sonuç değişir mi? Değişmez. Ne olur? Hemen bakalım. Mesela siz bunu götürdünüz. 24'te eşitlediniz atıyorum. Veya 36'da eşitlediniz. 36 için bunu 18'de, bunu 12 ile bunu 9'da genişletirsiniz. 18 bölü 6, 12 bölü 6, o 9 bölü 6, 39 bölü 36 olur. Bunu 12 ile çarpınca şunla şu sadeleşir. 3 kalır. 39'u 3'e bölersiniz. Yine 13 olur. Biraz uzar. O yüzden en küçük sayıda eşitlemek her zaman daha bir akıl kârı oluyor.